Merhaba arkadaşlar. İşlem konusu soru çözümleri 1. bölüm. İlk soruda diyor ki yukarıdaki iki eşitlikte yıldız işaretinin görevi aynıdır. Buna göre ikinci eşitlikteki soru işaretinin yerine kaç gelmelidir? Şimdi buradaki olay şu. Mesela toplama, çarpma, çıkarma, bölme gibi işlemler değil de ekstra bir işlem tanıyor kendi kafasına göre. Diyor ki A'yı yıldız B işlemine soktuğumda A'nın yani birincinin karesini alıyorum. İkinciyi de 3 ile çarpıyorum, bölüyorum. Yani bu demek oluyor ki şu A yıldız B 6 yıldız 4 olacak. Dolayısıyla ben A yerine 6, B yerine de 4 yazarak üstteki denklemi kuracağım. A yerine 6 yazdım. 6'nın karesi bölüyorum. 3B 3 çarpı 4. 36 bölüyorum 12. O da 3. İkinci soru. Yine aynı olay. Birinci eşitlikte kutu işaretinin görevi belirlenmiştir. Buna göre ikinci eşitlikte soru işaretinin yerine hangisi gelmelidir? A kutu 5, pardon B 6 kutu 5 olmuş. Dolayısıyla ben biliyorum ki A 6'ya gidecek. Birinci de olduğu için B de ikinci sırada olduğu için 5'e gidecek. Şu ifadede 6 A yerine 6 yazıyorum. 6'nın küpü çarpı B yani 5 eksi B'nin küpü yani 5'in küpü çarpı 6. Bu işlemi yapmam gerekiyor. Bundan sonrası işlem zaten. 216 6'nın küpü çarpı 5 eşittir ne oluyor? 2160'ın yarısı 1080 oluyor. 5'in küpü 125 çarpı 6 30 12 5 ve 750 oluyor. 1080'den 750'yi çıkarırsam 250 330 oluyor. Devam edelim. Üçüncü soru. Yukarıdaki ilk eşitlik buradaki işaretin yıldız da diyebiliriz. İşaretinin görevini belirlemektedir. Buna göre ikinci eşitlikteki soru işaretinin yerine ne gelmelidir? Aynı şekilde şöyle bir şey var. Şöyle bir şey yapalım. B eşittir 5, 6. Yani ne demek? A 5'e gidecek. B de 6'ya gidecek. Şimdi A yerine 5 yazıyoruz. 25 oluyor A kare. 5'in karesi olduğu için. Eksi 2AB. A çarpı B 30. 2 tane olunca 60. Artı B kare. Yani 6'nın karesi 36. Bu işlemi yapacağız. Tabi bu sorunun kısa bir yolu var. Şu verilen ifade A eksi B'nin karesinin açılımı. Dolayısıyla A eksi B kareyi de yapabiliriz. 5 eksi 6'nın karesi yani eksi 1'in karesi 1 olarak da bulabiliriz. Şuradan da yapalım. 25, 36 ile topluyorum. Önce pozitifleri 61, ondan 60'ı çıkarıyorum eksi olduğu için 1 oluyor. Cevabımız 1. Şurada birinci eşitlikte işte nokta işaretinin görevi belirlenmiştir. Buna göre ikinci eşitlikteki soru işaretinin yerine hangisi gelmelidir diyor. Yine aynı şekilde A nokta B 2 nokta 6'ya eşitliyorum. Birincisi 2 oluyor A, ikincisi de 6 oluyor. Şimdi yerine yazacağım. Şurada A yerine 2 yazıyorum. 2 bölü 2 artı B yerine 6 yazıyorum. 3 bölü 6. Şu 1 oluyor 2 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 sadeleşince 1 artı 1 bölü 2 de 3 bölü 2 oluyor. Kısa yolu ne? 1 çarpı 2 artı 1 3. 3 bölü 2. Devam edelim. Pozitif rasyonel sayılar kümesi üzerine yıldız işlemi diyelim. Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre 2 yıldız 1 bölü 3 nedir? A İşte şu işaret B eşittir. 2, 1 bölü 3. Bunu işleme sokacağız. Birincisi birincisine gidiyor 2'ye. İkincisi 1 bölü 3'e gidiyor. Yerine yazıyoruz. 2 bölü A yerine 2 yazdık. Artı 3 bölü 1 bölü 3 yazdık. Şu üste çıkıyor. Neden? Çünkü 3 bölü 1 bölü 3'te 3 bölü 1 diyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpım olarak yazıyoruz. 9 bölü 1 yani 9 oluyor. Şurası 9 oluyor yani. 2 bölü 2 de 1 olduğu için 1 artı 9 10 oluyor. Devam edelim.
Gerçel sayılar kümesi üzerine bu işlem şeklinde tanımlanıyor. Buna göre eksi 1 işlem 2 nedir? Şimdi bu işlem şöyleymiş. A, bu toplama değil. Onu karıştırmayalım. Bu garip bir işlem yani. Bilinen işlemlerden değil. Şimdi birincisi buna gidecek. İkincisi de buna gidecek. Şimdi bakalım. Birincisi eksi 1. A yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi çarpı B 2 idi. B artı 1 yani 3. Bölü A artı B eksi 1 artı 2. Yani alt taraf 1 oluyor. Üst tarafta eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1 çarpı 3 3 oluyor. Cevabımız 3 oluyor. Yerine yazdık zaten. Devam edelim. Yine A üçgen B 3 üçlem 3 üçgen 7. A gördüğüm yere 3 yazıyorum. B gördüğüm yere 7 yazıyorum. Bakalım ne olacak? 3 artı 1 yani 4 çarpı 7 artı 1 8 bölü 3'ün karesi 9 eksi 1. 32 bölü 8 o da 4. Devam edelim. Diyor ki AB kutu C'de demek A çarpı C artı B çarpı D'dir. Yani diyor ki AB 2 basamaklı bir sayı. Bunu kutu işlemine sokunca bunun birinci basamağı ve ikinci CD'nin birinci basamağını çarpıyorum. Bir de örnek vermiş. Demiş ki 35 ile 67'yi işleme sokunca 53 oluyor. Neden? 3 ile 6'yı çarpıyor. 3 çarpı 6 diyor. Artı 5 ile de 7'yi çarpıyor. B ile D olduğu için 35 oluyor da. 18 ile 35'i topluyor. 53 buluyor. Bu şekilde soruyu çöz diyor. Şimdi 43'te A 4, B 3, C 2, D 6. A ile C'yi çarpacağım. 4 çarpı 2, 8 artı 3 çarpı 6, 18. 8 artı 18, 26. Buna geçelim. Tam sayılar kümesinde yıldız işlemi bu şekilde veriliyor. Buna göre K işlem 2K 9 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi bu ne demek? A gördüğün yere K yaz, B gördüğün yere 2K yaz. 2A yerine 2K yazıyorum. Eksi 3, B gördüğüm yere 2K yazacaktım. Yazdım. Artı 1. Eşittir neymiş? 9. Şurada öyle demiş. Öyleyse 2K eksi 6K artı 1 eşittir 9. 2K eksi 6K eksi 4K eder. Artı 1 eşittir 9'muş. Artı 1'i karşıya atarsam eksi 4K eşittir 8. Dolayısıyla K da eksi 2 olur. İki tarafı da eksi 4'e bölersin. Devam edelim. A nokta B işlemi diyor. Şu şekilde tanımlanıyor. Kök 2 ile kök 8'i işleme sokarsak ne olur? Öyleyse A kök 2 olacak. B de kök 8 olacak. Çünkü birinci birinciye, ikinci ikinciye gidiyor. Y'ne yazalım. Kök 2 eksi kök 8 karesi artı 5 kök 2 çarpı kök 8 kök 16 eder. Şu AB'yi hesaplayalım önce. Kök 2 çarpı kök 8 eşittir kök 16. Dolayısıyla 4. Ben bu AB yerine 4 yazayım. 5 kök 4 olur. Tabii karekök 4 de dışarıya 2 olarak çıkınca burası 5 çarpı 2'den 10 olur. Şuraya bakacağız. Kök 2 eksi kök 8. Kök 8 nedir? Karekök 4 çarpı 2'dir. Bu 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2 olur. Kök 2 eksi 2 kök 2'nin karesi. Dolayısıyla eksi kök 2 olur. Eksi kök 2'nin karesi de 2 olur. 10 da burada vardı. Dolayısıyla toplamı 12. Şu soru biraz zor bir işlem sorusu diğerlerine göre. Şu şekilde yapıyoruz. Bize böyle bir eşitlik veriyor. Şunu soruyor. Diyor ki sonucu nedir? Şimdi ben değiştirmeden A gördüğüm yere birinciyi, B gördüğüm yere ikinciyi yazacağım. Şimdi şöyle yazalım. 1 bölü 1 artı 1 bölü eksi 1 işlem 3 eşittir. A gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. B gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 1 çarpı 3. Bunu yaptım. Ama benim şunu bulmam gerekiyor. Şu ifade ne? Dolayısıyla bunu yukarıya çıkarıp tek başına bırakmam lazım. Şimdi burada iki tarafı da 1 bölü yaparsak, bu bir rasyonel sayı sorusu aslında. 1 bölü yapınca şurası üste çıkıyor komple.
1 artı 1 bölü eksi 1 işlem 3 oluyor. Karşı tarafta 1 bölü oluyor. Eksi 3 olduğu için 1, eksi 1 çarpı 3, eksi 3 olduğu için eksi 1 bölü 3 oluyor. Sonra 1 artı var. Ben bu 1 artıyı çıkarıyorum. İki taraftan da 1 çıkarıyorum. Eksi 1 diyorum. Buradan da eksi 1 deyince bu 1 artıyı götürüyorum. Eksi 1 artı 1'i götürüyor. Buraya eksi 1 ekliyorum veya artı 1'i karşıya atıyorum da diye düşünebiliriz. Eksi 1 bölü 3, eksi 1 daha, eksi 4 bölü 3 ediyor. Sonra 1 bölü şeklinde kalıyor ifadem. Yani sadece şu var. Diyorum ki 1 bölü eksi 1 işlem 3 eksi 4 bölü 3'müş. Öyleyse ikisini de ters çevirirsem sadece şu kalır. Karşı tarafta ters çevirince eksi 1 işlem 3 eşittir eksi 3 bölü 4 olur. Yani ne yaptım? Kısaca ben rasyonel sayıda şurayı çekerek tek başına bırakmaya çalıştım. Önce 1 bölü yaptım. Şuradan kurtuldum. Sonra 1 çıkarttım. Sonra bir daha 1 bölü yaptım ve bunu buldum. Bu şekilde çözebiliyoruz soruyu. Gelelim son soruya. Yine aynı şekilde bir eşitlik var. Yine yerine yazacağız. Bir farkla şöyle. A yıldız B diyor. Bunu vermiş. Şimdi bir denklem gibi düşünürsek şunu x ders x olarak düşünürsek karşıda bir eksi x var. Dolayısıyla bu eksi x'i karşıya atabilirdim. Dolayısıyla ben şurayı tek x gibi görüyorum. A yıldız B ve bunu karşıya atınca iki tane A yıldız B oluyor. A işlem B de diyebilirim. Bir tane eksilisi vardı. Bunu komple karşıya attım. İki tane oldu. Eşittir. Karşıda AB eksi 1 kaldı. Şimdi 2'ye bölüyorum iki tarafı da. Ve bundan da kurtuluyorum. Artık sadece bu kaldı. İşte şimdi yerine yazıyorum. 3 işlem 7. AB 3 çarpı 7 oluyor. Eksi 1 bölü 2. 21 eksi 20 bölü 2. 10 oluyor. Yani ne yaptım? Eğer iki tarafta da işlem varsa, çünkü eğer yazarsak olmaz. 3 işlem 7'yi yazsak 3 işlem 7 eşittir. 3 çarpı 7 eksi 3 işlem 7 oluyor. Dolayısıyla bu 3 işlem 7'yi de, A işlem B'yi de karşıya atıyoruz. Bir tane A işlem B bırakıp o şekilde soruyu çözüyoruz. Bu kadar bu video. Umarım faydalı olmuştur.